Rengarenk sokaklarıyla Maldivlerin başkenti Mali'ye 27 kilometre uzaklıktaki Tulusdu diye bir adadayım arkadaşlar. Oradan hepinize selamlar. Şimdi daha önceki videoları izlediyseniz köyüne gittik, yaylasına gittik, tarım yapılan adasına gittik, başkentini gecekondu adasını gezdik. Yani Maldivlerin ekonomisini işledik, yerel halkını işledik, çarşısını, pazarını işledik. Son bir şey kalmıştı. Islanmadan şuradan karşıya geçmek. Evet, onu da başardık. Sanayisini göstermek istiyorum. Hem de bu bölümde Maldivler'de yine güzel bir ada, yine güzel yüzmelik yerler, drone manzaraları göreceksiniz. Bu videonun ilgili çanını ne biliyor musunuz? Bence dünyanın, hatta araştırdım internetten, bu konuda da ün yapmış. Dünyanın en farklı fabrikası, dünyada tek olma özelliği taşıyan bir fabrika. Burada deniz suyundan okyanusun ortasında arıtarak kola üretiyorlar. Ve bu o kadar ünlü olmuş ki bu ada. Bu ada aynı zamanda da dünyanın en güzel sörf noktalarından birini barındırıyor. Şu karşı taraflarda bir yerde. Oraya da kola sörf yeri demişler. Yani sörf alanı demişler oraya da. Adada inanılmaz bir inşaat faaliyeti var. Şu makine gördüğünüz gibi hem beton yapıyor hem tuğlanın malzemesini yapıyorlar. Adalarda tuğlaları genelde kendileri üretiyorlar. Bu da Maldivlerin bankları. Bunlar bu banklarda oturuyorlar. Abi adamlar işi biliyor ya. Şuraya baksanıza. Ne güzel yerler. İnanılmaz güzel, şu ağaca bakın ya. Bak bu kadar geziyorum, bir tane fotoğrafım yok. Çekinmeye de üşeniyorum. Hayır, çekinesim de yok. Şimdi bulacağım birini, rica edeceğim. Tripod kuracağım. Şimdi öncelikle size bir rastgele ben sokaklarını keşfederken siz de sanki benden yürüyormuş, keşfediyormuşsunuz gibi böyle sokak sokak sıra sıra yürüyorum. Zaten 20-30 tane sokak var adada. Adanın genişliği en uzun noktasından en uzun noktasına 1400 metre. En geniş noktasında da 450-500 metre. Adanın nüfusu da işte 1400-1500 civarında. Dediğim gibi ada sanayisiyle ünlü ve kola fabrikasıyla ünlü. Adadaki kola fabrikasında sadece 100 kişi çalışıyormuş. Bak abi burada 40 liraya çıkın bir yani var. Bir de kaşıkla ısıtıcı verirse tamammış. How much price? Sadece de kola. Hello? See you. Abi kola yarım litre hemen şurada yapılıyor. Oraya da götüreceğim sizi. Saat 2.30'u bekliyorum. 2.30'da bazen insanları içeriye kabul ediyormuş. Yani 100 metre ötedeki kola fabrikasından buraya gelen kolayı 14 liraya satın aldık. Burada bir yani var. Isıtamadı ama olsun. Zaten sıcak soğuk değil. Al işte 54 liraya hallettim. Orada şimdi sadece tuna yiyecektiniz. Bir de bunlar zenginler bir de nasıl doyuyor ben anlamıyorum. Bir avuç getiriyorlar. Bak restorana gidiyorsunuz. Tamam mı? Pahalı restorana. Hem daha çok para veriyorsunuz. Hem önünüze daha az ürün getiriyorlar. Doymuyor mu ki? Bana doldur pilavı. Bak şimdi boğazına kadar pilav dolu. Ben bunu akşama kadar idare edeceğim. Bikiniyle oturmaya mı diyorsun abi? Ne diyorsun? Anlamadım ki. Neyse bende bikini yok. Oturabilirim. Şimdi yemeğin notunu vereceğim de o yüzden açtım. Bekleyin. Abi tavuk var. Soslar var. Şu da böyle acı tatlı bir sos. Yumurta da var. Bildiğin çıkın biryani lan. Hem de dolu dolu. İnşallah çok acı değildir, ona bakalım. Vallahi acısı böyle zevk verecek kadar acı. Çok güzel. Can yakacak kadar değil. Tavuk da güzel. Ama akşam bir tur daha yerim. Aynen. Male yazıyor. Burada yapılıyor. Dünyanın tek deniz suyuyla yapılan kolasını şu an test ediyoruz. Evet, ettik. Yani bir fark yok. Normal kola tadı var. Saat 2'ye daha var. Biraz daha yüzelim. Ondan sonra kola fabrikasına gidelim. Eğer yanlış bakmadıysam internette yabancı blogları okudum. Köpek balığıyla vatozlar buraya geliyor.
Mardiler ya. Ne diyeyim, çok iyi. Şimdi oldu. Şimdi ya. Boşalt, gönder. Çok güzel. Bu adada bir tane denizin üstünde karakol var. Bir tane de benim kaldığım odanın yanında karakol var. İki tane cami var yine. Bir tane Kur'an kursu gibi işte. Bunların Kur'an öğrendiği bir yer var. Bir tane okul var. 2-3 tane lüks restoran, 2-3 tane yerel restoran var. Bir tane oyun parkı var. Bu arada adalarda şöyle bir şey, bunu anlatmadım hiç. Hep de unutuyorum söylemeyi. Adalardaki içme suyu ihtiyacı dahil. Bütün su ihtiyacı arıtılarak sağlanıyor. Yani evlere gelen sular, içilen sular. Bu kola fabrikası, gittiğimiz kola fabrikası yıllık, yanılmıyorsam 9-10 milyon litre kola üretimi yapıyor. Maldiv içinde dağıtıyor. Aynı zamanda da 22 milyon litre de içecek suyu üretiyor. Bu kola, yani markayı söyleyeyim mi? Reklam değil artık yani. Bunu da reklam olmaz. Bu Coca-Cola buradaki bazı okullara, bazı okul bahçelerine, top sahalarına sponsor olup onların yapımını sağlıyormuş. Bu üretilen suyun bir kısmını satıyor. Bir kısmını değil, çoğunu satıyor da bir kısmını okullara falan dağıtıyormuş. Ya da böyle ne bileyim bazı adalarda böyle şey varmış, sebiller varmış. İşte oralara bağış yapıyormuş. İnsanlar ücretsiz faydalansın diye. Yani adalar elektriğini kendi üretiyor. Suyunu kendi üretiyor. Tek şeyi çözemedim. Kanalizasyon işini. Onu da öğreniriz. Abi ne olduğunu çözemedim ama yüzlerce koli, elektronik kolisi var. Ne ola ki gelmiş buraya? Burası da bir depo gibi bir şey. Adanın şu ağacı sınır kabul edin. O tarafı yaşam alanı. Bu tarafı şu an geldiğim noktada sabah geldiğimiz yer. Feribota giden taraf. Aynı zamanda da adanın sanayi tarafı. Evet, dünyada deniz suyu arıtılarak yapılan tek kola fabrikası burası. Burası aynı zamanda 1980 yılında inşa ediliyor ve Mali'nin en eski, en büyük fabrikası. Yapıldığında en büyük, belki de hala en büyük fabrika bu gördüğünüz fabrika. Dünyada tek deniz suyu arıtılarak yapılıyor kola. Çok ilginç. Şimdi bakalım izin verecekler mi? Shooting video. Aa. Şimdi ben fabrikayı kısmen gezdim. Şöyle bir şey var. Koronadan sonra buna müsaade etmemişler, etmiyorlarmış. Koronadan önce zaten burada adada bunun turu varmış. Yani buraya tur alıyormuşsunuz. Mesela işte 3 dolar, 5 dolar neyse. 10 kişilik, 20 kişilik gruplar geliyormuş. Buradaki müdür de size eşlik ediyormuş. Fabrikada o arada 10 dakika, 15 dakika durduruluyormuş. Size buradaki kolanın yapım aşamalarını gösteriyorlarmış. Tabii ki o ticari sırrı söylemiyorlar. Bilmiyorum şu an görüntüde sıkıntı var mı ama görüntü yok şu an bende. Kameraya su kaçmış. O kadar derinliğe girdik. Bir şey olmadı. Ben burada sadece kıyıda tuttum. Nasıl şimdi su aldı ya? Tüh. İnşallah arkadaşlar görüntüde sıkıntı yoktur. Hapı yutarız görüntüde bir sıkıntı olursa. Şu an kamera da alacak durumda değilim. Kamera alacak bir yerde de değilim. Neyse ben çekiyormuş gibi varsayarak anlatmaya devam ediyorum. Burada Fanta, Sprite, gazoz, soda, su hepsi üretilip tüm bu ülkenin içerisindeki bu tarz gazlı içeceklerin, soda gibi ya da su gibi ihtiyaçlarının tamamını tek bir tane fabrika, bu fabrika karşılıyormuş. 24 saat esasına göre çalışıyorlarmış. Yanılmıyorsam 3 vardiya var dedi. 3 vardiya 24 saat non-stop burası çalışıyor dedi. Ve burası Hint Okyanusu'nun belki de en doğusundaki kara parçalarının birinin üzerindeki en büyük
fabrikalardan birisi. Bu özelliği de zaten yeterince ilginç. Yani tuzlu su arıtmıyor da olsalar dünyanın, ya Hint Okyanusu'nun ortasındayız. Sri Lanka 1000 kilometre yukarıda en yakın kara parçası ve burada bir tane fabrika var. Arkadaşlar adanın ortalama yükseltisi 65 santim. Şu karşı taraf doğal bir oluşum değil. Zamanında yığılmışlar kalmış. Ama sonuçta şu ana kadar Maldivler'de gördüğüm en yüksek toprak parçası orası. Şimdi oraya çıkarsak Maldivler'in tepesine çıkmış olacağız. Gerçekten öyle olacak. Evet. Bu gemi nasıl bu hale gelmiş çok merak ettim. Yakmışlar. Ha yakmışlar harbiden. Evet arkadaşlar, Maldivlerin zirvesine olan yaklaşık 25 saniyelik yürüyüşten sonra artık Maldivlerin zirvesindeyiz. Gerçekten ilk defa Maldivleri bu kadar yüksekten görüyoruz. Evet, adam Sprite'la, Bonacqua yanılmıyorsam suydu. Sprite'la suyu şimdi gemiye götürüyorlar. Şimdi ben de düşeceğim peşlerine biraz sonra. Maldives, maybe last 2 weeks I am here. Yeah, Togo Island, Male, Wellingley. Abi bu da Coca-Cola gemisi. Çok ilginç ya. Buraya girmeme izin verdi. Arkadaşlar Hintliymiş sağ olsun. Gir çek dedi. Önceden olduğu gibi çalışanların %90'ı, ya hatta benim gördüğüm hepsi yerel halktan değildi. Bangladeş'ten, Hindistan'dan, Nepal'den, bir iki tane Pakistan'dan gelen gördüm. Ama ağırlık yani %60, %70 buraya gelenlerin, çalışmaya gelenlerin Bangladeş'ten. Turizm sektöründe şeyler de var. Endonezyalı arkadaşlar da gördüm. Ha, size söylemiştim ya, Coca-Cola bu Maldivler'de bazı parkları, bahçeleri onlar yapmış. Herhalde burayı da onlar yapmış ki buraya atlarını yazmışlar. 11-12 adaya gezdik. Neredeyse 2 tanesi hariç galiba ATM vardı bir şekilde. Banka ulaşımı vardı. Ve gezdiğimiz bütün adalarda, hepsinde, en küçüğünde de en büyüğünde de böyle ortak alanlar, sosyal alanlar var. Bakın orada işte size ne diyeyim ona, konser alanı mı dersiniz, tiyatro sahası mı dersiniz, hepsinde vardı. Küçük büyük bütün adalarda vardı. Dünkü adada da vardı, gördünüz zaten. İşte bir tane burada, her yerde yok ama burada var, sağlık tesisi var. Dediğim gibi iki tane camisi var, birisi bu. Bu bulunduğumuz sokak şu an yerel, artık bitti. Sanayi bölgesi bitti, tekrardan yerleşim kısmına geldim. Yani zaten epitopu 1 km 500 metresi boş saha. Kalan 1 km'de yarısı sanayi bölgesi, yarısı da böyle yerel halkın yaşadığı ve turistik alanların yaşadığı yer. Bu cadde turist değil, halkın alışveriş yaptığı, kullandığı sokak. Gerçekten ilginç ya. Düşünüyorum şu an böyle adada yaşamayı. Adadasınız abi. Şu an yani şu an şuraya kıyıya 1 metre, 1,5 metre dalga vursa hep herkes şeyde. Suyun altında bütün her şey. Ki daha önce yaşanmış biliyorsunuz, 2004'te yaşanan Endonezya açıklarında en çok Aceh'in etkilendiği, kısmet olursa Aceh'e de gideceğiz. Tsunami felaketinde yaklaşık Maldivlerin 20 tane adası da etkilenmiş. Ölümler olmuş, yıkımlar olmuş, su altında kalan adalar olmuş. Tekrar yaşanması çok muhtemel. Gerçekten her an dikan üstündesiniz. Düşünsenize her an, her saniye. Burası küçük sahası. Bir arkasında büyük bir sahayı görüyorsunuz. Bir arkada da bir cami daha var. Bu adada 3 tane cami varmış. Böyle aletlerle de işte adaya internet, televizyon gibi çekim şeylerini sağlıyorlar. Bunlar yüzünden sürekli drone iletişim kopuyor. Allah'tan hiç düşmedi. Namaz saatinde neredeyse bütün dükkanlar, kapılar kapanıyor. Erkeklerin %90'ı camiye gidiyorlar. Aa, şu an rastgele yürüdüm, hostelime geldik. Burası buranın polis merkezi. Bu da polis arabası. Şöyle yapalım, saat 4'e geliyor. Ben de biraz yoruldum. Bir eve gidelim.
Hostele girelim. Bir düşüneyim ben yarın da burada mı kalacağım yoksa gideceğim mi diye. Abi dışarısı fırtınası. Normalde çıkıp gezecektik. Ama çıkıp gezemiyoruz çünkü çok felaket bir yağmur yağıyor. Ben şu kararı aldım. Son günüm yarın. Maldivler'deki kafa dinleyeceğim abi. Ondan sonraki günde var ama onu da uçacağımız için onu saymıyorum. Odamı göstereyim. Abi oda böyle. Hala parasını ödemedim ha. Akşam oldu. Sahibi galiba başka bir iş yapıyor. Yok burada. Çalışan var. Ben de diyor ki para işlerine karışmayayım. Yap gitsin diyor. Banyoda böyle. Güzel. Hani üst düzey değil ama yani temiz en azından. Birkaç tane prizi var. Kliması var. Normalde balayı çiftleri için ya da sevgili falan gelirlerse üst katta aslında daha güzel odalar var. Onları verirlermiş. Ben tek erkek geldiğim için bana alt katta iki tane oda vardı. Onlardan birini verdiler. Abi çıkın bir yana almaya geldim sabahki dükkana. Ama kapanmış. Ama kısmetime şey buldum. Camrot diyorlar galiba buradakiler. Ağaçlarda günlerdir görüyorum ama yani ağaçtan koparmıyordum. Şimdi yağmur da önüme düştü. İlk defa burada dalından meyve yemiş olacağız. Bakalım nasıl. Ulan pazardan aldığımdan 1000 kat güzel. Şansımıza çok nadir görebileceğimiz bir şey. Anlayan vardır, elektrik kablosu galiba. Abiler döşüyor dünden beri. Buranın da şeye kolay. Abitina'da kum. Direkt kazıyorsunuz, kenara atıyorsunuz, sonra hemen topluyorsunuz. O abiler de Bangladeşliydi yine. Al işte. Ayağımda ayakkabı var, çorap var. Şunu karşıya geçemeyeceğiz. Bir saniye. Ulan oğlum bu yürümek gibi değil ki kamerayla. Kamerayla birlikte atlamam lazım. Kafam Everest'e gitti. Hoppala, hoppala. Demem o ki ne? Maldivlere Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da gelmeyin. Temmuz'da da gelmeyin. Galiba Ağustos'tan sonrası iyiymiş. Arkadaşlar o yüzden siz sonbaharda evlenin. Ve Maldivler gerçekten pahalı değil. Bitmiş. 40 liraya çıkın biryani yiyecektik. Bitmiş. Tüh üzüldüm ya. Bir de o paketliydi ya çok güzel oluyordu. Alacaktım ben şimdi. Bir yandan otelde edit yaparken bir yandan da ağzı kapalıydı onu yiyecektim. Hatta iki tane alacaktım. Birisini de akşama yiyecektim. Evet. Şimdi biz turna balıklı yine pilav yiyeceğim ama bunlardan da alacağım. Bunları da akşam. Fish kebabı. This. Yes. This fish kebabı. Tuna fish kebab. And sosis. Bunun içinde balık var. Bu zaten balıklı. Bunun içinde hamur olan bir sosis. Bu da bunun aynısı. Bu yağda kızartılmış, bu tavada kızartılmış. Ve bu gerçekten güzel. Evet abi, şimdi ton balıklı, yok tunalı şey yiyoruz, pilav yiyoruz. Bunlardan işte yedik. Ondan sonra bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Bunu patatesten yapıyorlarmış. Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama balık tadı var. Ben dedim ki oğlum bunda balık tadı var, nasıl bu patatesten yapılıyor? Çocuk dedi ki ya bunda patates var, yağ var dedi. Ama dedi bu balıkla aynı ortamda falan kızartıldığı için sen bazı yerlerde bundan balık tadı alıyorsun dedi. Ama aslında bunun orijinal yapımında normal yağ, tuz ve sadece patates olur. Bu üç olur. Ama bazıları balıkla aynı yerde yaptığı için dedi sen balık tadı alıyorsun dedi. Orijinalinde balık tadı almamamız lazım. Ya kardeşim, banka sayar gibi. Ayakkabımı çıkarsam geçerim de şey yapayım. Erindim bir daha. Ya son günümüzde bari hava iyi olaydı ya. Günaydın dostlar. Maldivler'deki son günüm yine yağmur, çamur, fırtına götürüyor. Sağ olsun hosteldeki abi. Bugün şu an saat 6:20. Birazdan feribotum vardı. Bana erkenden kahvaltı hazırladı. 6:30 olmuş saat vardı. Kahvaltı böyle. Otel fiyatına dahil.
Meyve suyu var. Bir fırtına geldik, bir fırtına gidiyoruz Maldivler. Zaten balay adasına bekar geldik, gülmedik. Bir de böyle gidiyoruz. Odayı son kez bir daha göstereyim. Böyle bir odaydı. Kahvaltı da aydı. 450 TL'ye kalmıştık. Ferry station. Yeah. Ferry station. Ferry. Ferry. Reservation. Okay. Thank you. See you. Evet arkadaşlar. Şu an 2,5 saatlik, 3 saatlik bir yolculuk var. Başkent Mali'ye gitmek için Tuzlu Adası'ndayız. Ve 4,5 saat sonra da uçağımız var. Bir fırtınayla geldik, bir fırtınayla gidiyoruz. Çok büyük risk almıştım ben. Ve şu an o risk daha da katlandı. Abi fırtına var, feribot bile iptal edilebilir. Ve feribot iptal edilirse benim uçak yalan olur. Benim uçak yalan olursa benim uçak parası da yalan olur. Benim uçak parası yalan olursa hosteller de yalan olur. Zaten Everest'i, Maldivler'de derken değişik yollarda ekonomisi sarsmışken bir de bu uçak kaçarsa batarız. Sabuha gitme dedim, beni terk etme dedim, vicdansız sağ o deniz suyu yağıyor resmen ha. Yağmur mu yağıyor, denizden su mu taşırıyor anlamadım ağzıma. Bir gün bir çocukluk edip seni sevdiğimi söylesem ayıp. Artık uçağa taşıma hissiyatım %50 oldu şu an. Her geçen saniye de artıyor. Arkadaşlar feribot yokmuş. Bu teyzeler de beklemiş. Gelmeyecek burada. Bir ihtimal saat 8'de hızlı feribot olabilirmiş. O da artık 25-30 dolar ister ama yapacak bir şey yok. İçin ucunda uçak bileti yandı. Ben şanssızın cümlesini kullanmayı da sevmiyorum ama bu sağlıklı bu arada kesin. Bırakın feribotu biraz daha fırtınada artarsa ada dalgaların arasında kalacak, yok olup içeride. Hava iyileşir derken iyice fırtına koptu. Teyzelerle dedikodu yapıyoruz. Maldivlere geldiğim ilk gün havada mahsur kaldık. Sonra 4 gün 5 gün Male'de mahsur kaldık. Maldivler'deki son günü, şimdi de Maldivler'e bir kaç saat uzaklıktaki bir adada mahsur kaldık ve bugün biletim var. Yani yanlış zamanda geldik. Ben hiç hesap etmemiştim yağmur sezonunu, ona dikkat etmedim. O da benim eşekliğim tabii ki. Böyle olacağını zerre tahmin etsem direkt Endonezya'ya giderdim.